Bu bir yolculuktur kıymetli dostlar. Buradan Aksaray'a gideceğim. Cebime 10 lira koysam giderim. Başka hiç param olmazsa 10 liraya Aksaray'a gidip gelirim herhalde. Ama eğer ben dersem İzmit'e gideceğim, 10 lirayla yola çıkamam. Eğer dersem Ankara'ya gideceğim, Konya'ya gideceğim, 10 lirayla hiç çıkamam. Eğer ben Mevla'nın Zat-ı Pâki Sübhaniyesine ulaşacağım dersem, gecede kalkacaksın, abdestini alıp gözyaşı dökeceksin, secdeye kapanacaksın, gündüz vaktini değerlendirirken boş vakitlerini çok makul şekilde değerlendireceksin. Yol açık, yol açık. Allah'a varmak için yol açık, sen de yol açık. Yani o yolda yürü. Cadde Allah'a doğru koşuyor. Açık yol yani. Sen dersen ki gece gündüz 24 saat koşacağım. Buyur, trafik yok, izdiham yok. Koşabildiğin kadar koş. Allah'a giden yolda izdiham yok, trafik yok, kırmızı ışık yok. Direkt gidersin. Yolda yürürken Subhanallah dersin, koşarsın. Direksiyondayken Allah dersin, koşarsın. Yatarken abdestli yatarsın, uyurken koşarsın. Gece kalkarsın, abdest alırsın, koşarsın. Teheccüd kılarsın, koşarsın. Dua edersin, koşarsın. Oturursun zikrine, koşarsın. Koşarsın camiye, cemaate, Allah'a koşarsın. Helal rızık talep etmek için işine koşarsın. Çoluğumun çocuğumun nafakasını helalinden temin edeyim dersin. Giderken de besmelenle, abdestinle gidersin. Harama helale dikkat etme kararıyla gidersin. O caddede yürürsün. Yol açık, yol açık. Yola çıkarsan yol seni bekliyor. Mevla'ya ulaşmak isteyen, o aşkıyla yanıp tutuşmak isteyen insanın önünde nefis ve şeytandan başka hiçbir engel yoktur. Bas nefsine, yürü. Elinin tersiyle it nefsinin duygularını, yürü. Nereye gitmiş olursun? Allah'a gitmiş olursun. Allah'a varınca, şu cümleyle burasını geçeyim mi? Allah'ı bulan neyi kaybetmiştir ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuştur ki?